Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Bugün yeni zırhımızı yapacağız. Yeni zırhımız derken eldiveni ve botları değiştirmemeye karar verdim arkadaşlar. Sadece zırhımızı ve miğferimizi değiştireceğiz. Miğferde şu anda başkalaşım büyüleri ve yaylar var. Buradaki başkalaşım büyülerini yanılsamaya çevireceğiz. Zırhımız için de gene başkalaşım büyülerini ve sağlığı değiştirip bunun yerine yanılsama ve efsun yenileme yapacağız. Ve elimizde olmayan tek parçalar da onlar. Şu anda çeşitliden bakarsak şafak muhafızı zırhları için vampir tozu, külçe çelik ve deri şerit lazım. Külçe çeliğimiz yok elimizde yeteri kadar. 2 tane varmış. Onların malzemelerini ayarlamıştım. Tekrar bir hızlıca bakalım. Zırh için 4 tane gerekiyor. Miğfer için 2 tane gerekiyor. Yani toplamda 6 tane külçe çeliğe ihtiyacımız var. Bir de yükseltmek için gerekecek 8 tane. Üzerimizde 2 tane var. 4 tane için malzeme almıştık sanırım. 6 demir cevherimiz var. Korindon 4 tane. 2 tane daha korindon alırsak yeteri kadar çelik üretebileceğiz. İki tane vampir tozuna ihtiyacımız var. Elimizde mutlaka vardır. Bir de deri şerit lazım. Onu da rastgele alalım şöyle. Hesabını yapmadım çünkü. İleri geri yapmayalım. Şimdi bir tane zırha ihtiyacımız var. Zırhımız gene koyu renkli yapalım. Bir tane de miğfere ihtiyacımız var. Ve bunları yükselteceğiz arkadaşlar. Yükseltmeden önce buradan kitabımızı okuyup İksirlerimizi bir yapalım. Şimdi işe başlamadan önce bir F5 yapalım. Şafak muhafızı miğferini yükselteceğiz arkadaşlar. Eldivenleri 43. İksiri içtikten sonra ne olacak? Tılsımlama, demirciliği güçlendirme. Eldivenler 43'ten 57'ye yükseliyor. Bayağı fark ediyor arkadaşlar. O zaman bir F9 yapalım. İksiri harcamadan yeteneklere bir girelim. Nerededir demirciliğimiz? Demircilikte ilk önce sihirli silahlar ve zırhları geliştirebilirsin. Kazanımını bir aktifleştirelim. Hazır buradayken arkadaşlar, ejderha zırhına kadar ilerleyeceğiz. Yayımızı ve hançerimizi ejderha kemiğinden yapacağız. Ve hançerimizi daha etkili kullanmak için bu tarafta sinsilik. Sinsilikte arkadaşlar suikastçı hançerimiz var. 15 kat fazlasına sinsi saldırılar. 15 kat fazla hasar verecek arkadaşlar. Bunu da açıyoruz. Bir tane kazanımımız kaldı. Şimdi 2 tane çeliğimiz var üstümüzde. Bunları 4'e çıkartalım. Demir cevheri ve korindon cevheri.
istediği bütün zırhımızı yükseltebilecek durumdayız. Gene baştan bir F5 yapalım. Herhangi bir hataya karşı geri dönebilmek için. Botları yükseltiyoruz. Eldivenleri yükseltiyoruz. Ve miğfer ile zırhı yükseltiyoruz. Ölçe çeliklerimizi harcadık. Bu diğer miğferle zırhı kenara kaldıracağız. Burası tamam. Şimdi bize bir de ejderhaya gidelim. Burada bir tane yay yapacağız arkadaşlar. Bir tane de hançer yapacağız. Hançer için bir tane, yay için bir tane külçe abonos, iki tane de ejderha kemiği lazımmış. Külçe abonozumuz var. Şimdi bir tane hançer için, iki tane yay için lazım. Birer tane de yükseltmek için gerekecek. Ejderha hançerimiz ve ejderha kemiği yayımız. Şimdi bir hata yapmadık değil mi? Bir kontrol edelim tekrar. Yeni işleyeceğimiz zırhımızı ve miğferimizi yükselttik. Eldivenimizi ve botumuzu yükselttik. Diğer miğfer ve zırhı yükseltmedik. Tamamdır. Şimdi tekrar bir F5 diyelim. Diğer demircilik iksirimizi de içelim. Silahlarımızı yükseltelim. Üstümüzde giysilerimiz de tamdı değil mi? Evet. Silahlar, silahlar, silahlar ve silahlar. Ve şimdi bakarsak arkadaşlar, eski zırhımızla bakarsak, ejderha kemiği yayımız 655 vuruyor. Hançer 63. Çünkü hançeri güçlendirecek ayrı bir efsunumuz ya da tılsımımız yok. Arbaletimiz 528 vuruyordu arkadaşlar. Yayımız 655 vuruyor şu anda. Aslında arbaleti de yükseltebiliriz. Bunun için de cüce metaline ihtiyacımız var. Bir daha ihtiyacımız olmayacak. Şu son demir güçlendirmeyi de kullanabiliriz. Bir tane cüce metali alalım. Demirciliği güçlendirme. Ah, giysileri giymedik. Çabuk. Aktif etkiler. Demirciliği güçlendirme süreli olan var. Evet. İksirimiz bitmeden yetiştirmişiz arkadaşlar. Şimdi arbalete bakarsak 199 193 arbalet gene daha fazla vuruyor. Giysilerimizi giyip bakalım. Eski zırhımızla arbaletimizin hasarı 675'e çıktı. Şimdi bu tarafta işimiz bitti. Bu makinaları kapatabiliriz. Gürültü yapmasın. Sıra geldi tılsımlara. 4 tane tılsım yapacağız arkadaşlar. Silahlarımıza gene arbalette kullandığımız gibi ateşli ruh kapanı ve kaos ekleyeceğiz. Yayımıza da, hançerimize de. Giysilerde arkadaşlar, miğferimize okçuluk ve yanılsama ekleyeceğiz. Zırhımıza
yanılsama ve efsun yenileme ekleyeceğiz. Her şeyimizi bir hazırlayalım. 4 tane var. 4 tane. Gerçi üstümüzde var mıydı? Üstümüze almış mıyız? Almışız. Sadece 4 tane kullanacağız. Karanlık yıldızımız da dolu. O zaman 6 tanesini bırakabiliriz bunların. Bir de bu 4 tane var elimizde. Her şeyimiz hazır mıdır? Tılsımlama için herhangi bir giysiye ihtiyacımız yoktu. Kitabımızı okuyoruz. F5 yapıyoruz. Gene de bir hata yaparsak diye. Tılsımlamayı güçlendirme. Zırhımıza yanılsamayı güçlendirme ve efsun yenileme ekliyoruz. Avcı zırhı diyelim gene. Zırhımızı bir kontrol edelim. Avcı zırhı %94 efsun yenilemesi, %37 yanılsama yenilemesi var arkadaşlar. Diğeri miğferimize okçuluk ve yanılsama ekleyeceğiz. Zırhımız tamamdı. Bir daha bir F5 yapalım. İksirimiz miğfer Lex olacağım. Okçuluk ve yanılsama. Avcı miğferi diyoruz bunu da. Burada isim değiştirirken Türkçe karakterlerde gene hata veriyor. Hemen kontrolümüzü bir yapalım. Avcı miğferimiz de 2 oldu. Bu eski miğferi saklayacağım arkadaşlar. Çünkü başkalaşımı yakın zamanda efsaneviye çevirip sıfırdan tekrar kasacağız. Seviye atlayabilmek için. Miğferimiz de tamam. Sıra geldi silahlarımıza. Tekrar bir F5. Isınmayı güçlendirme. Nesnemiz hançer, ruh şeferimiz, karanlık yıldız, tılsımlama, ateşten ruh kapanı. 2 saniye yeterli ve kaos hasarı. Bunu olduğu gibi bırakabiliriz. 37, 35, yo 37 hasar varmış. Hayır, ilk önce ismini değiştireceğiz. Suikastçı diyelim buna. Yetiştirdik mi? Silahımızı hemen bir kontrol edelim. Suikastçı nerede? 2 saniye 37 hasar. Harika. Aynısını yayımıza da yapalım. Bir F5 gene. İksir, tılsımlamayı güçlendirme. Saniyelik kapan yeter. Bir de kaos hasarı. Bunu da avcı yayı diyelim. Bu da hazır. Bu yeni miğferimiz, yeni zırhımız. Miğferde arkadaşlar yaylar %61'e yükseldi. Yeni simyacılığı yüze çıkarttığımız için
Ama 60 ile 61 arasında o kadar da büyük bir fark yok. O yüzden diğerlerini yenilemeyeceğim. Botumuzu ve eldivenlerimizi. Çok fazla fark etmiyor. Efsun burada 94'müş. Zırh da %94. Elde 93. Eldivende 93. Bu da 94'e yükselir muhtemelen. Yani bir anlamı yok bunları yenilemenin. Şimdi yeni zırhımızı test edecek olursak. Şu anda canlı tespit etme büyüsünü aktifleştirdim arkadaşlar. %37 olduğu için şu anda harcıyoruz. Ama oldukça hızlı yükseliyor efsunumuz. Çünkü %94 yenileme hızı eklemiş olduk. Böylece son durumda aktif etkilere bakarsak okçuluk güçlendirmemiz gene %60-61 olarak devam ediyor. Yanılsamayı güçlendirme %37-37. Toplamda %60, %74 daha az harcıyoruz. Başka alışımda da aynı şekilde. Ayrıca yeteneklerde arkadaşlar seviye atladıkça taraftan bakacak olursak yanılsamayı da yükseltip şu anda hiç vermemişiz yanılsamaya. Burada kazanımları açtıkça bunun da harcadığı efsun bayağı düşecek. Başkalaşımınki de düşecek. Şu silahlarda demir oku bir kaldıralım. Şimdi bir teste gidelim. Suikastçimiz burada. Bunu favorileri de ekleyelim. Yanılsama da sadece ses puan var kullanabileceğimiz. Onun dışında görünmezliğimiz yok. Ses puan da oldukça az harcıyor arkadaşlar. Şu anda da bunu yaptıkça da seviye atlıyoruz galiba yanılsama da. Şu anda A'nın hemen altında desek. Bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde yanılsamayı bayağı hızlı bu şekilde atlayabiliriz. Şimdi dışarıya çıkalım. Eldivenimizi evde unuttuk. Çok önemli bir şey. Suikastçi yani bu hançeri kullanırken arkadaşlar buradaki örtülü eldiveni kullanmamız gerekiyor. Bu örtülü eldiven sayesinde 30 kat hasar verebileceğiz. Şimdi daha önce temizlemediğimiz bir yer var mıdır? Gümüşkaya sığınağını temizlememişiz. Buraya gidebiliriz. Gizlenelim. Seviye daha atladık sanki. Hemen de fark edildik arkadaş. Neyse başka bir şeyle ilgilenirken şuradan gizli gizli gidip şu haydutları halledebilir miyiz? Sinsi 280. Ejderha bütün test ortamımızı bozdu ya. Peki.
Haydut da orada ama bu sefer yayımızı kullanalım. Giysiler, örtülü eldivenler, silah, suikastçı. Arkadan yaklaşabileceğim bir şey gördüm sanki. Meftun mudur bu da? Fark ettin mi sen bizi? Hayır! Tekel saldırı yeteneğimiz daha yeni 25'e yükseldi ama bu hançerle bayağı hasar verdik. Hatta sinsilikle saldıramadığımız için bonuslardan da faydalanmadan hasar vermiş olduk. Sinsiliği kullanabileceğimiz bir yer lazım bize. Bu meftunlarla da zor olacak. Görünmezlik büyümüz de yok. Bekleyebiliyorsak yolculukta yapabiliriz. Nereye gidelim? Çamurlu yokuş mağarasını daha temizlememişiz. Burada birileri olabilir. Nereye gidiyorsun? Ben buradayım. Madem öyle, içeride birileri var mı ona bakalım. Direkt bize bakıyor arkadaş. Yalnız fark etmedi hala. Güzel. Otuz kat hasar tekte aşağıya aldık arkadaşlar. Ve böylece yeni zırhımız ve yeni silahlarımız da artık hazır arkadaşlar. Buraya kadar takip ettiğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.